Herkese merhabalar dostlarım. Bay Çizgi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere koleksiyonumun hakkında değişen fikirlerimi dile getirmek istiyorum. Şimdi dostlar son koleksiyon videomu izlemişsinizdir. Yaklaşık 300-400 tane çizgi romandan oluşan ve 3 sene boyunca emek harcadığım bir oluşum kendisi. Ve çoğu arkadaşımız bu duruma inanmasa da koleksiyonumda olan bütün çizgi romanları okumuş durumdayım. İnternetten okuduklarım, araştırdıklarım ya da İngilizce okuyan arkadaşlarımızın kısaca bana özet geçmesini bu okuma olayına katmıyorum bile. Günde bir çizgi roman okuma hedefimi 6 aydır hiç aksatmadan devam ettiriyorum. Zaten kısacık bir hesapla, geçmişte hiçbir çizgi roman okumadığımı bile varsaysak 180 tane çizgi roman okumuş oluyorum. Ama son zamanlarda basılan çizgi romanların bir okuyucu olarak beni tatmin etmemesinden acayip derecede rahatsızım. Reading slump oldum desem değilim. Yani bir hikayeye başladım mı sonunu mutlaka getiririm ve araştırmalarımı detaylı bir şekilde yaparım. Zaten bu reading slump olayına da pek inanan birisi değilim işin açıkçası. Aslında adam gibi yeni hikayelerin çıkmasından çok bir YouTube kanalı olarak izleyicilerime çizgi roman önerisi veremememden şikayetçiyim. 80'lik dedeler gibi hissediyorum kendimi ya, bu çizgi roman piyasası hakkında komple şikayetçiyim. Her piyasada inişler çıkışlar mutlaka vardır. Çizgi romanın popüler olduğu zamanlar da oldu, çizgi romanın popüler olacağı zamanlar da mutlaka gelecek. Ama iyice Bitcoin olayına çevirdiler. Bu piyasadan ekmek yiyen herkes bu piyasayı bitirmenin peşinde gibi geliyor bana. Uzun lafın kısası dostlarım, yarım bırakılan seriler ve idaresizlik sonucunda öküz gibi alışveriş yaptığım bu piyasadan kendi para musluğumu kısmış durumdayım. Ki daha önceki videolarıma giderseniz eğer ciddi anlamda çizgi roman piyasasından çekebildiğim kadar çizgi roman çekiyorum. Yani ben gerçekten de çizgi romana para harcayan birisiyim. He, bu durum şöyle anlaşılmasın. Çizgi romanı bırakıyor muyum? Tabii ki de hayır. Ama her çıkanı alma huyumu bırakıyorum. Alabileceğim çizgi romanlara one shot özelliği koydum. Yani tek başına okunmadığı sürece koleksiyonuma almıyorum ve koymuyorum. Benim için koleksiyonumun hem görünüş açısından iyi olması lazım, hem sağlam hikayeler bulundurması lazım. Bir de gelecekte şöyle arkama baktığımda çok güzel bir koleksiyon bırakmam lazım. Yani kendime güzellikler yapmam lazım ki o koleksiyona koleksiyon diyebileyim. O yüzden sadece dostlarım hardcover koleksiyonu yapmaya karar verdim. Son zamanlarda arda arda kutu açılımı videoları çekmem sırf bu yüzden. Dikkatiniz çekmiştir, çoğu kutularımın içinde hardcover birikimi var. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Arkadaşım hardcoverlar daha pahalı değil mi? Daha fazla sıkıntıya düşmez misin? Softcover'ın bu kadar az basıldığı bir ülkede hardcover versiyonu ne kadar çok basılır? Soruya soruyla cevap verdiğimin farkındayım ama ülkemizde maalesef ki o da çok az basılıyor. O yüzden ayda 5 tane çizgi roman alacağıma ki 40 TL'den hesapladığınızda bu 200 TL eder, bir tane hardcover alırım, kafam rahat eder. Hem görünüşü güzel olur hem de yumuşak kapaklarda yaşadığım sorunları yaşamam. Yumuşak kapaklar bir süre sonra aşınmaya gidiyor, kopmaya gidiyor. Bir sürü sorunları var anlayacağınız. Yani poşetine koymazsanız uzun süre saklayamıyorsunuz. Ama hardcoverlarda öyle bir problem yok. Koyuyorsun jilet gibi senelerce bekleyebiliyor. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Bay Çizgi kanal olarak mangalara da başladık. Artık içerik sıkıntımız da yok. Yani içeriklerimiz çoğaldığı için haftada 2 videoya çıkarttık hatta. Hem çizgi romanı hem de YouTube'a video çekmeyi cidden çok seviyorum. Ahmet'e Mehmet'e video çektiğim kadar emin olun ki oğullarıma da hani ileride beni izlesinler, vay be babam bunları da yapmış desinler diye güzel videolar çıkartmak istiyorum. Bay Çizgi YouTube kanalını severek izleyenleri yarı yolda bırakmamak için böyle çözümler aramaya başladım. Bir de şöyle bir sıkıntı var dostlarım. Çizgi roman basan yayın evlerinden herhangi birisini karşınıza alıp konuşamıyorsunuz. Yani muhatap olabileceğimiz kimse maalesef ki yok. Diyelim ki muhatap olacak birilerini bulduk. Bu sadece benle yürüyecek bir mesele değil. Gördüğüm kadarıyla bu bahsettiğim konudan kimse rahatsız değil herhalde. Ben bir okuyucu olarak bu durumdan şikayetçiyim arkadaş. Bu senenin sonunda size hardcover koleksiyonumun videosunu çekeceğim. O zaman bu videoda demek istediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Az olsun, temiz olsun, kafam rahat olsun modeline geçmiş durumdayım. Dostlarım hem piyasaya kırgınlığımı hem de fikir değişikliğimi sizlere dile getirmeye çalıştım. İnanın bu piyasa daha güzel yerlere gelsin diye elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu videoda maalesef ki sizleri güldüremedim. İçimdekileri bir şekilde paylaşmam gerekiyordu ve bunu da sizle paylaşmayı tercih ettim. Bay Çizgi kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve tabii ki de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.